planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çerkezköy etki değerlerini ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirme, görüş ve önerilerini almak için halkın katılımı toplantı yapılacaktır. Yani burada az önce bahsettik. Hem toplama sahasından bahsediliyor. Yani 500 dekar alana siz hem yapıyı yapacaksınız hem de kömür toplama alanını, bir de ona diyeceksiniz ki düzenli toplama. Peki düzenli toplama yapıyorsun da yer altından, o 60 metre yerin altından almış olduğun kömürü nasıl depolum alanına taşıyorsun? Yani buradaki çok önemli bir konu. Buradaki vatandaşlarımız, yani buradaki toplantıya gelirken resmi toplantı saat tam 10.30. Mehmet Uz, değerli başkanım çok önemli bir konuya değindi. Eğer bu bir resmi toplantı olduğu için 10.31 geçe bu toplantı başlaması. 10'u tam 30 geçe. Bir şey de halkın anlayacağı şekilde söylersek iyi olur. Yani tesis şöyle nereye? Yapalım. Evet, bence de. Arkadaşlar, yani çok emeğe geçiyor yerel basın. Şunu söylemek istiyorum. Herkesin anlayacağı dilden tesis nereye yapılacak? Birçoğumuz bilmiyoruz. Geçtiğimiz toplantıda maalesef birçok insan halk eğitim salonunu terk etti. Bence terk etmemeliydi. O salonu terk etmesi gereken sözde bakanlık bürokratları ve bakanlık bürokratları adına birilerinin iş takibini yapan 40 tane özel şirketin temsilcileriydi. Bunlar devlet değil. Evet, yeraltı zenginlikleri bizim, milletin. Milliyetçiliğe karşı değiliz, enerjiye karşı değiliz. Termik santral tesisi, şimdi söyleyeyim nereye kurulacak hepiniz, ona göre zihninizde canlandırın. 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı biliyoruz. Askeriyenin olduğu alana tesis kurulacak. Ya ben pazar günü bir bacadan tüten bir dumanı yayınladım. Birçok arkadaşım izledi. Bakın orada bir lastik yansa, bir kamyon lastiği bir gün yansa onun dumanı nerelere gelir? Şimdi kanser nedir falan, keşke bu toplantıda doktorlar olsaydı. Devlet ÇED raporunda bana göre bürokratlar saçmalamış. İşte biz neden kalkınamıyoruz? O kadar komik bir rapor yazmışlar ki. Rapor, yani Kemal Sunar rahmetli eğer bu raporu eline alsaydı güzel bir dizi çekerdi. Ve eminim ki Pınarçı halkını da başrolde oynatırdı. Bakın, yer altında ne kadar rezerv var bunu hiç kimse bilmiyor. Bugüne kadar kimse de açıklamamış. Yani Pınarçı'ya birisi bakkal dükkanı açacağı zaman dahi bir hesap yapar. Burada kaç insan yaşıyor, nasıl olacak diye, kâr zarar, bunu kimse açıklamamış. Anlatacağım şu, lafı çok uzatmayacağım. Ben halka mikrofon uzatacağım biraz sonra. Canlı yayında, seremoni bitsin. Ama gönül isterdi ki burada doktorlar olsun. Gönül isterdi ki bu toplantıda ya da Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak toplantıda başta iktidar partisinin sayın milletvekilleri Mustafa Yel olmak üzere üçü muhalefet partisi yetkilileri olsun. Bu partinin bu işin partisi putisi yok. Hak var ve halk var. Hak yukarıda, halk burada. Halka rağmen kimse bir şey yapamaz. Bunun bilincindeyiz. Biz haklıyız. Geçtiğimiz aylarda Çerkezköy'de zaman zaman bu kimyasal atık kazaları oldu. Ben ona maruz kalan bir arkadaşınızım. Bir hafta hastanede yattım. Astım, bronşit geçirdim. Bir tedavi gördüm. Ve ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani nefes almanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da çok iyi biliyor. Sayın Başbakan da çok iyi bilecek. Bilmiyorsalar duyacaklar. Burada yaşayan halk nefes almak istiyor. Bizim evimiz olmayabilir. Çadırda kalırız. Ormanda kalırız. Ama havamız olmazsa, sarayı olsa ne olacak? Paranız olsa ne olacak? Biz kömür çıkacaksa çıksın. Gitsin 50 kilometre, 40 kilometre başka yerde yakılsın. Bakın ben yatağına gittim. Yatağında sizin gibi köylülerle konuştum. Hemen hemen her evde bir kanserli var. Ve önümüzdeki günlerde Afşin'e gideceğim.
Afşin Termik Santrali'nden dün bir gazeteci arkadaşım bir fotoğraf attı. 10 kilometreden çekilen bir fotoğraf sosyal medya hesabında yayınladı. Başka çok şey söylemeyeceğim. Şu, gelecek seçimlerin hesabını yapanlar o toplantıya gelmeyecekler. Ya da evet diyecekler, milli servet diyecekler. Ama gelecek neslin hesabını yapanlar, Ayşe teyze torunun hesabını yapıyorsam, çocuğun hesabını yapıyorsam, o gün orada, o toplantıda olacaksınız. Hiçbir Allah'ın kulu, hiçbir devletin yetkilisinin sizi o salondan dışarı çıkartma hakkı yok. Olamaz. O salonu terk etmesi gerekenler toplantıyı yapamadık zaptını tutup ondan sonra bakacaklar çaresine. Lafı uzatmayacağım. Çok burada bana söz düşmezdi belki ama ben başkana bir şey hatırlattım. O da sağ olsun topu bana attı. Şu eşinizin gitmesi yetmez. Mutlaka siz de gelin. Kadınlar. Mutlaka çocuğunuzu alın. Çocuğunuz işteyse o gün işe gitmesin. Bakın Türk Metal Sendikası grev yaptı. 5000 işçi geldi. Kaç gün? 3 kere. Bugün sabah 6'da sözleşme imzalandı. İnşallah o işçi kardeşlerim de Türk Metal Sendikası'na. Çünkü onlar da burada yaşıyor. Bakın o fabrik, o santralden kim ne kazanacak şu an biz onu da bilmiyoruz. Aslında kulisteki arkadaşlar biliyorlar. Ama açıklamıyorlar. Yani şimdi isim söyleyip davalık olmak istemiyorum ama 4 tane insan zengin olacak diye şurada nüfusu kabaca toparladım. 1 milyon insan kanserle yüz yüze kalmamalı. Ben teşekkür ediyorum.